Mutacan merhabalar. Merhaba Kadir. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün beraberce güzel bir koştuk aracı çalışıyor olacağız. Ben size sorular soracağım. Siz onu detaylı bir şekilde sizden cevabını bekliyor olacağız. Ben kısaca önce bir kendimi tanıtayım. Uzun seneler profesyonel iş hayatında zaman geçirdim. Özel sektörde hem yöneticilik hem de aynı zamanda bir girişimcilik tecrübem var. Şu an için takım koçluğu ve öğrenci koçluğu uzmanlık alanım. Aynı zamanda bir şirkette yöneticilik hayatım devam ediyor. Koçluk konusunda sizlerle beraber gelişiyorum şu anda. Kısacası bu benim. Şimdi ben size özellikle son zamanlarda gördüğüm ve çok beğendiğim bir koçluk aracını sizden detaylarıyla öğrenmek istiyorum. Bilinç dışının keşfi aracı hocam. Evet, evet. Güzel bir araç. Çok da basit. Yani basitin basiti mesela. Hatta şöyle söyleyebilirim Kadir. Kitaptaki en basit araç bu. Yani bilinç dışının keşfi diye böyle havalı bir ismi var. Ama altına baktığında hakikaten çok basit. Çağrışımlı metodolojiyle çalışan bir araç. Ya ben şöyle görüyorum hocam. Ne kadar basit de olsa sonuçları sizce nasıl? Ya basitlik her zaman daha iyidir. Bernard Shaw'ın şöyle bir lafı var. Diyor ki mektup başlangıcında şöyle diyor. Sevgili arkadaşım, sana bu mektubu maalesef uzun yazıyorum. Çünkü üstüne yeteri kadar düşünemedim. Tamam mı? Yani bir şeyin kısa ve basit olması, net olması üzerinde çok çalışmış olmayı da gerektiriyor. Ve insanlar bunu çabuk algılayıp çabuk yayabiliyorlar. Esasında basit araçlar en iyisidir. Mesela bir yaşam denge çarkı biliyorsun. Bütün dünyada herkesin kullandığı bir klasik koçluk aracı. Hatta koçluk araçlarının büyük annesi. Yani ilk koçluk aracı. Ne oluyor? Herkes çabuk kullanıyor, çabuk anlıyor, çabuk puanlıyor vesaire. Sofistike olsaydı bu kadar çabuk yayılmazdı. O yüzden basit araç kullanması basittir. Müşteri çabuk algılar, çabuk tepki verir. Benim de bu aracı çok sık kullandığım araçlardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim. Tekniği anladıktan sonra her seansta 3-5 soru buradan gelir. Hatta şöyle bir şey değil mi? Kendi başına kullanılabilen izole bir araç değil. Aynı zamanda diğer araçlarla da birlikte kullanılabilen bir araç olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Eğitimlerde kullanılır. Ben eğitim girişlerinde kullanıyorum. Kişinin kendisine bir durup bakması için kullanıyorum. Ön yargısı varsa onu ortaya çıkartmak için kullanıyorum. Böyle bir ön yargısı varsa o bu araç da çok güzel çıkıyor ortaya. Mesela şöyle örnek kardeşini nasıl buluyorsun veya kardeşinle ilgili neler söyleyebilirsin, kardeşini pozitif mi buluyorsun, yaptığı davranışları nasıl buluyorsun falan diyeceğine şöyle diyorsun: ben kardeşimi nokta nokta nokta, gerisini sen tamamlar mısın diyorsun müşteriye. Artık o neyi çağrıştırdıysa beyni o konuyu getiriyor gündeme ve böylece sen de daha ilk noktadan itibaren sen bir şey yargıda veya yorumda bulunmadan önce müşteriden o ilk bakış açısını, kardeşiyle ilgili olumlu bir şey mi getiriyor, olumsuz bir şey mi getiriyor, olayın neresinden bakıyor, hemen yakalayabiliyorsun. Böylece iki tane kelime kullandın. Ben kardeşimi nokta nokta nokta. İstediği gibi tamamlasın. Çok basit. Pardon hocam. Hatta hocam şöyle bir şey değil mi? Kendisi bile o anda ne söylediğine şaşırabiliyor değil mi? Zaten bu aracın güzel olması için hızlı yapılması gerekiyor. Yani ne kadar hızlı o kadar iyi. Yavaş olduğunda biraz böyle nasıl diyeyim, o bilinç dışı çağrışım olmuyor. Bir şeyin bilinç dışından geldiğini veya yani anlamamızın çok basit bir yöntemi var. İlk saniyede hemen gelmesi. Yani aklından ilk gelen esasında bilinç dışından geliyordur. Otomatikten geliyordur.
bilinç üstüne çıkartmış oluyor. Zaten o yüzden bilinç dışının keşfi dememin sebebi bu. Hızlı kullanılırsa etkili. Üzerine yavaş yavaş düşünüp ben kardeşimi dur bakayım en iyi cümleyi söyleyeyim falan. O makale yazmaya dönüyor. Biz burada ilk aklına gelen kelime neydi? Onu araştırıyoruz. Hocam o zaman şöyle, biz bu aracı kullanırken özellikle danışanımıza şeyi söylememiz gerekiyor. İlk aklınıza geleni hızlı bir şekilde söylemeniz gerektiği Evet. konuşmamız Evet. gerekiyor. Evet. Aracın işe yarıyor olmasını söylemek için. Evet. Şey dediniz, hani 2-3 cümle dediniz. Acaba bunu böyle kaç cümleyle maksimum yapmak lazım? Bazen üst üste çok yapmamız sakıncalı olabiliyor mu hocam? Ya benim gözlemim o konuya yönelik ben 6-7'ye kadar gidiyorum. O konuya yönelik. Anladım. Belirli bir konu varsa hatta şöyle yapıyorum. Önceden hazırlanıyorum Kadir. Mesela bana bir konu verdi. Ne bileyim bağlılık konusu verdi. Yani duygusal dayanıklılık konusu verdi. Buna yönelik bilinçlisini fikirlerini alabileceğim örnek soru setleri hazırlıyorum. Tamam, soru setlerinden kastım biraz sonra örneklerine bakarız. İşte ben yöneticimi nokta nokta gibi. Yani boşluklar hazırlıyorum. Neler olabilir diye. Elimdeki örnekleri değiştiriyorum. Esasında kitaptaki örneklere başka kelimelerle aynı şeyleri yazıyorum. Bunları hazırlıyorum. Böyle elimin altına koyuyorum Kadir. Altısını peş peşe sormak zorunda da değilsin. Bir tane sorarsın, iki tane sorarsın, sonra bir iki tane daha sorarsın falan. Önemli olan o konuya yönelik çağrışımları arada talep edebilmek. Sürekli bu kullanılacak bir formül değil. Yani bütün bir seansı bunun üzerine kurgulamak çok doğru değil. Bizim diğer araçlarda mesela genelde bütün seans bir araç bir seanslık hazırlanmıştır şeylerde, diğer araçlarda. Hatta bir seansı bile geçebilecek irilikte araçlar var. Yani birkaç seansa yayılabilecek araçlarımız da var. Ama bu öyle değil. Bu 3 dakika, 2 dakika. Yap geç, yap geç. Bilinç dışının keşfi, koçluk süresince kişiyi anlamak, kişiye destek olmak anlamında niye bu kadar çok önemli? Çünkü kararlarımızın çoğunu biz oradan veriyoruz Kadir. Sonradan aklımıza yatırıyoruz olayı. Önce bir karar veriyoruz, sonra mantıklı bir şeyler bulmaya çalışıyoruz orayı. O kararın gerekçeleri bilinç dışında. Ama bilinç dışı dediğimiz yer çok uzak bir yer değil. Gene beynimizin içinde başka bir yer. Yani hani bilinç dışı deyince sanki böyle çok havalı oluyor işte böyle başka bir yermiş gibi. Hayır ya. Henüz konuşmadığımız kavram. Henüz gündeme getirmediğimiz yönümüz. Yoksa çok rahat bilinç üstüne taşınır. Çocukluktaki travmalardan bahsetmiyoruz ki. Zaten karar mekanizmasında kullandığın kıstaslardan bahsediyoruz. Bir an önce onları duymak ihtiyacımız var. O yüzden de çağırıyoruz onu. Hızlıca çağırıyoruz. Cümleyi tamamla diyoruz. Boşluğa ne getirirsin diyoruz. Ve böylece beyin şöyle çalışır. Sen ona böyle hızlıca burayı tamamla dediğinde o en yakındaki kararda kullandığı fikri şak diye sana getirir. Tabii sen de böylece ondan haberdar olmuş olursun. Yani prefrontal korteksten cevap veriyoruz ya biz. Şimdi o zaman düz bir soruya düz bir cevap çağrışım metodu değildir. Yani kısmen çağrışımdır, tamam mı? Ama bu metotta direkt çağrışım var. Çünkü ben hiçbir şey söylemedim. Ben kardeşimi dedim. Gerisi gerçekten bomboş. Yani hatta ben nokta nokta nokta. Hani o kadar uçabilirim yani. Ben nokta nokta nokta. Ve sen nokta 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 derim ve iyice çağrışıma geçerim. O yüzden esasında burada baya bir ana merkeze yani bizim karar verme merkezimize bir kapı açma durumu var. Oradan bir çağrım yapıyoruz. Gel kendini bize göster diyoruz. Hocam harikasınız. Çok teşekkür ederim. Benim de bildiğim kadarıyla ben de küçük bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Kararlarımızın %90'ını bilinç dışıyla aldığımız konusunda şeyler var, makaleler var. Evet, O evet, yüzden evet. yani hani %10'uyla konuşmak farklı, %90'ını ortaya çıkarmak bambaşka bir koçluk sürecinde bize faydalı oluyor inancındayım. Peki hocam, bu koçluk aracını ne zaman, hangi konuda kullanabiliriz? Burada ben gerçekten şeyde kitapta 3-5 tane kullanım yeri verdim farklı işte kariyer koşulunda, yönetici koşulunda falan ama
Gerçekten çok sınırsız Kadir. Yani çünkü mantığını bir kere algıladıktan sonra müşterimizin konuşacağı başlığı ele alıyoruz. Yani arkadaşlık olabilir mesela. Arkadaşlık koçluk diye bir koçluk yok. Orada örnek koymadım öyle. Ama arkadaşlıkla ilgili çok rahat bu arada şey oluyormuş Kadir. Hani arkadaşlık koçluğu popüler oluyormuş ileride. Umut Hoca söylemişti falan böyle. Evet. Boşalıp atıp doğru tutmuştu falan diye bir. Şimdi böyle bir şey olabilir yani. Böyle bir hikaye olabilir. Ben onları arkadaşlıkla ilgili soru setimde bunları hazırlıyorum. Yani diğer koçlar da böyle çalışanları vardır diye düşünüyorum. Ben müşteriye gitmeden önce bir sonraki seansta ne olmuş? Neler konuşulmuş? Bir sonraki seansta neler konuşulabilir? Hangi aracı uygulayabilirim? Hangi soru setlerini sorabilirim? Bunları yerime koyuyorum. Müşteriyle akışa göre hiçbirini de kullanmayabilirim. Yani o benim alet çantam. Hiç kullanmayabilirim. Ama hazırlık yapmak burada oturanı rahatlatıyor. Yani koçu rahatlatıyor. Karşıya vereceğim mesajı rahatlatıyor. Süreci yönetmeni kolaylaştırıyor. Yani hazırlık yapmanın müthiş faydaları var. İşte bu hazırlıklarda benim fix hazırladığım Kadir bir şey bu. O konuya yönelik hemen 4-5 tane boşluk doldurma böyle bilinç dışını çağrıştıracak şeyi yakalıyorum. Hemen tık 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 yazıyorum. Ondan sonra da başlıyoruz. Yani esasında bütün konularla da kullanılabileceği için hani bir yere daraltmak istemiyorum. Hedefimiz şu. O konuya yönelik kişinin derinlerdeki bakış açılarını su üstüne çıkartmak. Hedefimiz bu. Her yerde kullanılır. Harikasınız hocam. Peki hocam, sizden böyle bir uygulama örneği görmek istesek konuyla ilgili. Şeydekini verelim. Şurada ben açayım. Örneklerimiz vardı kitapta. Arkadaşlar bunu ayrıca da satın alabiliyorlar isterlerse internet üzerinde. Bütün kitabı almadan da sırf bu kısmını alabilirler yani. Bak çok basit. Zaten burada da gösteriyoruz. Evet. Ben işimi nokta nokta nokta. Şimdi ben işimi ne kadar geniş. Keşke arkadaşım yaşam koçluğu olduğu için genel yerlere hani iş, arkadaş, eş yani oralara bakacak örnekler vermeye çalıştım. Öznenin yerini değiştirebilirsin. Mesela özne aile olur, bana yapılıyor olur. Ben aileme yapıyor olabilirim. Mesela ailem bana diyeceğine ben aileme diyebilirim. Örnekler değişebilir. Kadir'cim hemen yapalım. Yapalım hocam. Yakalamışken. Evet, hatta bak kendimi de işin içine sokarak yapıyorum. Tamam Keşke Umut, keşke Umut. hocam. Keşke Umut valla şey Hemen. çok kendisindeki bilgileri çok daha fazla veriyor olsaydı. Ama veriyorsunuz zaten hocam. Ya keşke Umut, şöyle söylüyorum, keşke Umut hocama yakın otursaydım. Okay. Bak ne güzel çıktı. Evet. Teşekkür ederim abi. Aynı şekilde. Rica ederim. Bir hata, şimdi mesela başka bir örnek. Buradan devam edelim. Bir hata yapınca Bir hata yapınca önce kendimi sorgularım, sonra hatayı düzeltmek için elimden geleni yaparım. okay. Bak görüyor musun? Önce kendimi sorgularım diyor. Müşteriyle ilgili ne kadar önemli bir şey, veri seti. Bak al, çok net. Nokta 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 konusunda isteksizim. No. Sevmediğim ve benimsemediğim değerlerime uymayan bir şey yapmak noktasında çok isteksizim. Gördün mü? Gene müşteriyi çok ciddi tanımlayan bir kavramla çıkıyoruz. Yani değerlere uygunluğu arıyor. Gene bunlar gerçekten yüzlerceye çoğaltılabilir. Mesela yöneticilik de yapıyorsun. Evet. Orayla ilgili soralım. Ben personelimi Sonuna kadar geliştirmek için uğraşalım. İş arkadaşlarım bana Destekleri hoşuma gider, samimi davranmadıkları zaman beni çok üzer. gibi gördün mü? Al tersten de bir soru. Baya tersten. Nokta nokta noktayı sevmesem de geliştirmeliyim.
Hani sevdiğinde geliştiriyorsun, sevmeyip de geliştirmek zorunda olduğun bir şey var mı Kadir? Hedefime giden yolda yapmam gereken, edinmem gereken yetkinliklerim varsa sevmesem de geliştirmeliyim. Süpersin. Bak, konu bazlı örneklerle devam edelim. Şimdi yeni yöneticili olmuş kişi diyor ki yöneticilikte istediğim Yöneticilikte istediğim güzel bir yöneticiyle çalışmak. okey değil mi? Geliştirici müdürle çalışmak. Güzel. Yeni yönetici de güzel oldu. Yani adam hem adam ya kadın yeni yönetici oldu. İyi bir örnekle çalışsa değil mi? Ne kadar tatlı olur. Aynen. Çok değerli onlar için. Motivasyonla ilgili cümleler var mesela. En azından En azından bende anlam bulduran bir iş yapmak beni çok motive eder. evet. Küçük de bir Şimdi anlam. bak. Süpersin. Şimdi şöyle sor, yapmamışım. Görüyor musun? Nokta 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 beni motive eder. Bunu da yapabilirdim. Fakat burada o kadar açık bırakıyorum ki şeyi. Çünkü nokta 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 beni motive eder. Yukarıda var. Yeni yöneticiye soruyorum ama. Yeni yöneticilikte nokta 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 motivasyonum arttırır. Biraz özelleştirmek gerekiyor. Yani müşteriye göre konuyu özelleştirdiğin zaman daha rahat içine giriyor insanlar. O yüzden böyle şey yaptığımda müşteriye özel yaptığımda daha güzel oluyor. Müşteriye özel hazırlamayacaksam o zaman iyice genel hazırlıyor mesela. En azından hiç kimse. Anladın mı? Yani böyle şey ucu bucağı komple açık çağrışımlar. Ki nereden çağrışacağı belli değil. Baksana şuraya en azından. Yani evet biraz zorluyor hocam birazcık ama yine Zorlamıyor mu sen? zorlandım. Zorlandım. Evet yani evet. Bunu bilerek yapıyorum. Böylece şeyi yakalamaya çalışıyorum. Yani gerçekten ilk ne geliyor? Çünkü en azından hiçbir şey vermemişim. Hiçbir tiyo yok ortada. En azından ne? Yani. Stres için yapılabilir, iletişim problemleri için yapılabilir. Bak, biraz tık zorladığım örneklerden bir tanesi. Kelimeler ve nokta nokta arasında nokta nokta vardır. Hadi bakalım. Aklıma ilk gelen şey oldu. Kelimeler ve davranışlar arasında fark vardır. Hani davranışlar daha ön plandadır. Aklıma gelen şeyi paylaşayım. Ben iletişimde her zaman mailleşme değil de daha çok hani konuşma ve davranış sergileme hani işin şeyiyle birlikte, beden diliyle veya ses diliyle birlikte yapılmasından yanayım. O geldi, ben de o çağrışım oldu. Çok güzel arkadaşım. Esasında burada da senin bu iletişimi ne için kurduğunu, hangi temel üzerine kurduğunu görmüş oluyoruz. Yani ve biçimini tabii yani arkadaşlar konusu, iş konusu ve onlarla yüz yüze konuşma konusu gündeme geliyor. Esasında burada ben çok rahat müşteri şey almış oluyorum. Hani kişilik envanteri gibi de kullanabilirsin bu soru setini. Oradaki veri setlerinden ya çok rahat evet tepkilerin çünkü bu yöne. Kavramları sen ortaya atıyorsun. Onların içini dolduruyorsun. Böylece senin özellikleri çıkıyor ortaya. Böyle bir araç yüzlerce soruya da çeşitlenebilir. Çok da basit. Hani hemen koç olan arkadaşımız hemen o anda da bir şeyler yaratıp kullanabilir. Yani çok böyle bir özneyi koyacak bir yere. Ben, sen, o diye başlayacak. Arkasından bir tane kelime ekleyecek. Bir başka nesne olabilir bu. Sen bana, ben sana veya ne bileyim bir düşünce olacak. Ben anlayışı nokta 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 falan. Yani çok rahat hani böyle hiç yorulmadı. Soru sormaktan daha basit esasında böyle baktığında. Yap geç gibi bir durum var. Koça da şey de kazandırıyor. Vakit de kazandırıyor. Böyle çünkü soru hazırlayacağına hemen bir çağrışımlı araya bir iki tane koyduğu zaman orada zaten o müşteriyle bir tık daha ilerlemiş oluyorsun. O sırada daha olgun bir soruya doğru gidebilirsin. Yani zaman da kazandıran bir şey. Basitliğinden ötürü.
Evet. Hocam sizden şunları duydum ben. Yani ciddi anlamda da bu bilinç dışının keşfi esnasında karşı tarafı tanıma noktasında da koça çok ciddi bir şekilde şey kazandırdığını hani Tabii. duyuyorum. Peki hocam bir de şöyle bir şey var. Bunu değerlendirme aşaması koçtaki bir yetkinlik o ayrı bir konu. Bir de aynı zamanda bu tip şeyleri duyduğumuzda hani müşteriye olan yansıtmada da yansıtma yaptığımızda da müşteride bir keşif şey oluyor değil mi o anda hani aha duygusu oluyor mesela. Tabii. Kesinlikle oluyor. Kendisi de şaşırabilir bazen söylediklerinden. Niye bunu çağrıştırdık? Önce aklıma niye geldi falan. Biraz da samimi olmaya da koçla samimi olmaya da zorlayan bir tutum. Yani açılıyorsun bir şekilde. Yani aklına geleni kesip kırpmaya başladı mı şey uzuyor. Cevap verme süren uzuyor. Koçun da espriyi baştan anlatıyoruz müşteriye. Hani bir an önce bir an önce falan diye. O da espriyi anladığı için yani bilinç dışını çağrıştırıyoruz burada. Ne kadar hızlı o kadar bilinç dışı. Ne kadar yavaş o kadar bilinç üstü yani. Ve böylece işi yakalamış oluyoruz. Zor sorularda illa ki bir düşünme gerekiyor. Onu biliyorum. Yani bilinç dışı da bile olsa çağırmak yani uzaktan çağırıyoruz arkadaşı zor sorularda. Ama sonuçta aha moments diyor ya İngilizler. Hani aha moments'ı yaşatabilecek araçlardan bir tanesi. Serpiştirerek kullanmak daha basit ve daha rahat Kadir. Yani öyle peş peşe değil de Aynen. aralarda tamam mı? Tekniği müşteriye öğretmen lazım ama. Hani nasıl tanımlarsın diye. Başta bir öğrettikten sonra hemen zaten öğrenmeyecek bir şey yok. Ondan sonra o kendisi sana ayak uyduruyor. O daha pratik oluyor arada kullanmak. Hocam bu değerli aracı bize kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Son bir sorum olacak size. Koçlar bu aracı kullanmakla ilgili. Yani başka nelere dikkat etmeliyiz? Ya bunu mesela günübirlik iş hayatlarında, toplantılarda, eğitimde, farklı yerlerde çok rahat kullanabilecekleri bir şey bu. Basit bir yöntem. Hani çok farklı psikoloji kitaplarında da kullanılmış, çocuklara eğitim konularında da geçmiş vesaire. Esasında bilindik de bir yöntem. Yani genel geçen bilindik bir yöntem. Bunun koçlukta kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden ben şöyle önerdim. Koçlarımız bunu günlük hayatları içinde kullansınlar. Yani pratikte kullansınlar. Diğerleriyle konuşurken kullansınlar. Burada da koçlukta da çok rahat onu oraya taşıyabileceklerini düşünüyorum. Yani biraz alışkanlık gerektiriyor. Bir süre için böyle antrenman gibi yapsalar, bir süreden sonra artık kendiliğinden de araya çok rahat serpiştirirler. O da bilinçaltına inmiş olur. Bu Aynen. araç da bilinçaltına iner. Koçun da bilinçaltına doğru bu aracı entegre Mecbur. ediyoruz yani. Neydi hocam yaklaşık 21 gün müydü şey olması alışkanlık haline gelmesi? 21 gün boyunca Yaş. yaparsak Evet. Öyle bir genelleme var. Ben yani. inceledim onu. Çok 21 gün tutmuyor her şeyde. Büyük alışkanlıklarda tutmuyor. Ama bunun gibi küçük alışkanlıklarda tutar. Yani böyle büyük Aynen. değişimlerde tutmuyor ama bunda rahat 21 gün yeter. Hocam çok teşekkürler bu değerli bilgiler için, bu değerli araç için, bizleri bu aracı hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.